İnternet tarihinin en önemli olaylarından biri çok yakınımızda. Hayırdır lan? İnternet nedir deyince aklınıza ilk ne geliyor? Google, Facebook, Twitter. Son bir haftadır milyonlarca insanın aklına Reddit adı verilen bu platform geliyor. Çünkü tarihin en büyük sosyal deneyi, internet tarihinin de en büyük etkinliği burada gerçekleştirildi. Aynı anda maça gitseler 78 tane Atatürk Olimpiyat Stadı'nı dolduracak 6 milyon insan 3 gün boyunca şu sayfaya girdi. Peki ne mi yaptılar? Resim çizdiler. Üstelik her bir insan 5 dakikada sadece bir piksel, yani sadece bir nokta çizme hakkına sahipti. 1 milyon piksele sahip bu boşluğu doldurmak için bir insanın ömründen tam 9,5 yıl gidiyor. İşte işin o sosyal deney kısmı da tam olarak burada devreye giriyor. Peki bu nasıl oluyor? Yapımız gereği hepimiz sosyal bir gruba ait olmak istiyoruz. Aslında bakarsanız tarih boyunca bu ihtiyacımız çok da değişmedi ama giderek kolaylaştı. Tuttuğumuz takımın maçını haftada bir izlemek, görüşümüze uygun partiye oy vermek artık yetmiyor bize. Artık Twitter'da bir tartışmaya görüp ya linç eden ya da savunan tarafta oluyoruz. Hatta bu videoya gelen web tekno bitmiş ya da bu videonun devamı gelsin yorumlarının altına birikip küçük küçük gruplar olabiliyoruz. Ya da şarkısını sevmediğimiz o sanatçıyı Yunanistan'a kitleyebiliyor. Sevdiğimiz değerler olursa söz konusu yabancılara karşı bunları ölümüne savunabiliyoruz. Yani ekranları piksellerden oluşan bu telefonlar elimizde olduğu sürece sadece tek bir topluluğa ait değiliz. Daha fazlasına ihtiyacımız var. İşte Reddit de bunu çok iyi biliyor. Aranızda mutlaka bilenler vardır ama Reddit kendisini internetin ana sayfası olarak tanımlıyor. İçeride 30 milyondan fazla üyeye sahip topluluklar var. Ve bu topluluklara subreddit adı veriliyor. Tatlış hayvan görüntüleri sevenler, bilim insanlarının tartıştığı bilim grupları, hayatı boyunca lise öğrencisi gibi yaşayanların olduğu itiraf grupları, sadece başkası adına utanacağınız videoların ya da sadece has diyeceğiniz anların paylaşıldığı gruplar var. Hatta Türkiye'yi merak edenlerin toplandığı Turkey, Z kuşağından Türklerin yer aldığı KGB, TR ve Burdurland gibi bizden bir şeyler bulabileceğiniz topluluklar da var. Buraya kayıt olduktan sonra yapmanız gereken tek şey size hitap eden bir grup bulup üye olmak, hepsi o kadar. Şimdi gelelim bu işin sosyal deney tarafına. 6 milyon kişinin her biri 5 dakikada bir piksel çizerek şöyle bir görüntü ortaya çıkardı. Tam bir kaos olan bu görsele bakınca fark ettiğiniz ilk şey ne oldu? Atatürk portresi, Türk bayrağı, hatta Fatih Sultan Mehmet. Bir dakika durup düşünün. Neden az önce saydığım saçma sapan gruplardan bir sembol dikkatinizi hemen çekmiyor? Ne kadar garip de olsa bir fikrin etrafında hızlıca toplanıp bir araya gelerek bir topluluk oluşturabiliriz. Örneğin et sevmeyen Adanalılar gibi. Ancak bu fikri destek bulamadığımız için zamanla kaybolup gitme korkusuyla yaşıyoruz. Bir arada durabilmek için herkesin çıtını bile çıkarmadan kabul ettiği değerlere ihtiyacımız var. Yani sahip olduğumuz, kökeni onlarca hatta yüzlerce yıl önceye dayanan, bizi birbirimize bağlayan değerlere ihtiyacımız var. Kayıtsız şartsız inandığımız gerçeklere. Mesela bir arada durmazsak bir başkası gelip Türk bayrağının üzerini çizebilir. Bir şey yapıyorlar ya, çok canım sıktı bak ya. Çok üzüldüm şu an. Böyle bir şey yapmaları hiç hoş değil ya. Beyler! Yarın lan burayı! Buraya bir Atatürk portresi çizelim de herkes görsün demek gibi. Türkiye'ye küfreden toksik bir yayıncı görünce eğer harekete geçmezsen piksellerden oluşan vatanım işgal ediliyor endişesiyle klavye delikanlılığına soyunuyoruz. Eğer küçük ama anlamlı bir toplulukta değilsek yok olup gitme korkusuyla yüz yüze kalıyoruz. İşte bu yüzden başkalarının gözünü korkutacak fikir ve değerleri savunmak istiyoruz. Ancak bu savaşı vermek için seçtiğimiz yer Reddit, savaşma şeklimiz ise piksel boyayarak bayrak çizmek, Fransızsan Paris, Türksen İstanbul silüeti çizmek ve ekrana kocaman döner yazmak. Eğlenceli mi? Evet. Ama tüm dünyada bayraklar üzerine bir savaş dönerken bunu bir internet sayfasında piksel boyayarak yapmak ne kadar eğlenceli? Bence biraz düşünmek gerek. Elbette tüm bunları internetin icadından 40 yıl sonra hayata geçirilmiş bir web sayfası üzerinden konuşuyoruz. Peki ya bundan 40 yıl sonrası Metaverse üzerinde savaşlar nasıl olacak? Dahası ve en önemlisi tüm bu olanların teknolojiyle ne alakası var? Görüşlerinizi yorumlar bölümüne bekliyoruz.